Evet değerli izleyicilerimiz. Daha önce Dinozor Kazlar diye bir program yapmıştım YouTube kanalımız için. İnanılmaz fazla seyreden olmuştu. Çok da mesaj gelmişti. Bu sefer çok daha ilginç ejderha tavuklarla karşınızdayız. Vietnam'a ait bir tavuk türü. Ayakları görmüş olduğunuz gibi inanılmaz kalın. Arkadaşlar bu bir hastalık değil. Bu ırkın özelliği bu. Kalın ayaklı. Vietnam'da bu hayvanları ayaklarını yemek için kullanıyorlar. Ve ayaklarının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Hatta bazı yerlerde ayaklarının şifa olduğunu söylüyorlar. Biz Türkiye'de artık bu hayvanları görebiliyoruz. Birçok üreticimiz de var. Ama tabii ki Türkiye'de bunlar Türk damak tadına uygun mu değil mi henüz deneme fırsatımız olmasa da görsel anlamda çok göz doldurduğu için, ilgi çektiği için kümeslerdeki yerini alıyor bu ilginç hayvanlar. Arkadaşlar bilmiyorum normal tavuklara göre normal bir tavukla aynı boyda görünebilir. Fakat hayvanımızın ağırlığı 6-7 kilo. Şu an elimde tutmakta bile zorlanıyorum. Oldukça sert bir hayvan. Kafa yapısını gördüğünüz gibi dövüş horozlarıyla aynı kafa yapısına sahip. Çünkü aynı familyadan geliyor. Ama yumurta sayıları aşağı yukarı 200-220 yumurta yapan hayvanlar. Gurk olabilen hayvanlar. Üretimi çok kolay. Yani göründüğü gibi zor değil. Emin olun yaklaşık 1-2 yıl sonra Türkiye'de belki de her kümeste bu olacak. Belki bir 5 yıl, belki bir 10 yıl sonra belki restoranlarda sizler de bu hayvanların ayaklarının en azından meraktan kaynaklı tadının nasıl olduğunu düşünerek restoranlarda bulup yeme fırsatını yakalayacaksınız. Görüyorsunuz arkadaşlar ayakları neredeyse benim elimden büyük. Oldukça değişik hayvanlar. Biz böyle süs tavuklarına meraklı insanlarız. Ayaklarının böyle kalın olmasından kaynaklı bu hayvanın hantal veya yürümekte zorluk çekeceğini düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle öyle bir hayvan değil. Bu ayaklarla 1-1,5 metreye kadar zıplayabiliyor. Hatta uçabiliyor. Çok ilginç bir tavuk türü arkadaşlar. Bence bilmiyorum ama Vietnamlılar sanırım ağızların tadını biliyorlar diyeceğim. Fakat o internette gördüğümüz böcekler ve çıyanlar hariç tavuk olarak benim kastetmek istediğim çok ilginç hayvanlar. İlk fırsatta ben de beslemeye başlayacağım. Size de bu ilginç hayvanları YouTube kanalımızdan gösterme fırsatını buldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takip edebilirsiniz YouTube kanalımızda. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede bizi teşvik etmiş olursunuz ve size çok daha değişik videolar çekebilirim. Bunu montajsız bir video yapacağım için dil sürtmeleri, hatalarım olabilir. Bunları tamamıyla orijinal haliyle yayınlayacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere diyerek hayvanımın görseliyle size veda ediyorum.